Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Menekşe Hanım kimdir? Hani bu sektörle tanışmanız nasıl oldu? Menekşe İbrişim ben. 1982 Eskişehir doğumluyum. Evli ve bir çocuk annesiyim. Evet. Bu sektörle tanışmam aslında çok çok yeni bir olay. Yakın bir zamanda yurt dışı gezisinde gördüğüm ve istediğim bir projeyle birlikte başladım. Türkiye'ye getirdiniz aslında bu projeyi. Evet, aynen öyle. Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet, buna Ankara'nın da hatta Türkiye'nin de ihtiyacı vardı. Bu açıklığı da giderdiniz. Evet, kesinlikle öyle. Türkiye'de açık olan bir sektördü. İnternet üzerinden olsa bile mağazacılık sektörü olarak olmayan bir işti. O yüzden bunu yapmayı hedefledim ve inşallah yaptığımı da düşünüyorum. Evet, peki biraz burayı tanıyalım. Çınar Ağacı'nda neler yapıyoruz? Gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar efendim? Çınar Ağacı'nda gelen müşterilerimiz geniş bir mağaza görüyor ve geniş ürün yelpazesiyle karşılaşıyor. Evet. A'dan Z'ye birçok ürün var aslında burada. Evet. Bebeğiyle alakalı, bebeklerle kesinlikle alakalı. Kesinlikle öyle. 0-14 yaş arası bebek ve çocuk ürünlerinin her türlü eşyası bulunmakta. Kıyafetten tutun, oyuncak, ayakkabı, kitap, büyük eşya grubu, anne çocuk ürünleri. Yani çocuğa ait bulabileceğiniz her şey bu mağazada mevcut. Evet, peki neden Çınar Ağacı? Çınar ağacı çünkü hem uzun ömürlü hem de heybetli bir ağaç. Biz de sektörde uzun ömürlü ve kök salarak büyümeyi hedeflediğimiz için. Ayrıca çınar ağacının her bir yaprağı bir çocuğu simgelediğini düşünerek böyle bir isim tercih ettik. Evet, ama yine de hizmet sektörü zor bir sektördür. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Kesinlikle. Sizin hizmet verirken burada kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlarınız vardır kendiniz adına. Buyurun. Kesinlikle öyle. Olmazsa olmazlarımız müşteriden gelen ürünleri incelerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi marka ürün almayı tercih ediyoruz. İkincisi bu ürünlerin incelemesi 4-5 aşamadan, askıya asılıncaya kadar 4-5 aşamadan geçiyor. Ürünleri daha titiz inceleyip müşteriye 0-1 mağazadaymış hissi, aslında ikinci el mağazası değil de 0 mağazada olduğunu hissettirmek amacıyla bu şekilde devam ediyoruz. Yani aslında önce hizmet, ondan sonra ticaret diyoruz. Ekonomiye de bir katkı sağlıyorsunuz siz bu noktada. Hani bizim neler yapmamız gerekiyor? Buradan hani en azından ekran başındaki izleyicilerimize güzel mesajlar vermiş oluruz. Buyurun. Tabii ki. Aslında firmanın açılış amacı toplumda hızlı tüketim çılgınlığını bir dur demek. İsraf ekonomisine farkındalık yaratmak amacıyla başlamış bir firmayız biz. Müşterilere evdeki ürünlerini bize getirerek hem nakde çevirebilecekler, hem ürünlerini başka bir çocuğun kullanımına açabilecekler ve piyasa fiyatlarının çok çok altında ürünlere ulaşabilecekler. Hem de Türkiye'nin ilk mağazası olduğumuz için bu konsepte görerek, dokunarak ve deneyerek çocuklarına alışveriş yapabileceklerdir. Evet, maneviyat aslında değil mi? Farklı bir haz bu iş aslında. Evet, kesinlikle. Hani parayla pulla ölçülebilecek değerler değil bence. Değil, kesinlikle değil. Çocukların ve müşterilerin buradan mutlu ayrıldığını görmek bizi daha fazla mutlu ediyor zaten. Onların mutluluğu sizi mutlu ediyor. Kesinlikle değil mi? Öyle. Siz de ama çok severek yapıyorsunuz işinizi. Yani yaşıyorsunuz burayı. Bu çok net, evet, belli. Evet. Çocukları çok seviyorum. Bunu da hem müşteriye hem de insanlara aktarmayı da seviyorum. Biz bu hedefleriniz yolunda başarılar diyelim. Buradan son sözlerimizi alalım mı? Ekran başındaki izleyicilerimize, Ankara'ya, aslında tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Buyurun, son sözlerinizi alalım. Biz çocuklarınızın küçülen ürünlerine talibiz ilk başta. Bize getirerek hem ev ekonomisine katkıda bulunacaksınız hem de bir başka çocuğun kullanmasını açacaksınız. O yüzden mağazamızı hem ziyaret edip ürünlerinizi nakde çevirmenizi hem de bir başka çocuğun kullanmasını açmanızı temenni ediyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Evet. Herkes de bir çay kahve içmeye de davet etmiş. Tabii ki. Her zaman da diyelim. Her zaman bir kahve içmeye bekleriz. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Menekşe Hanım. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ederim. Saygılar. Sağ olun.